kendine has anlatım tarzıyla seyircinin dikkatini çekmeyi başaran ve son dönem Türk sinemasını etkileyen yönetmenlerden biri Çağan Irmak. Usta yönetmeni yakından tanımaya ne dersiniz? Yani sinemayı ben kendi hayatımdan, şeyden çok ayırmıyorum. Farklı farklı tişörtler, farklı farklı gömlekler giyebilirim ama içindeki hep benim. 4 Nisan 1970 tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde dünyaya gelen Irmak, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlar. 1992 yılında Ege Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olur. Stop, 10 numara! Evet. Öğrencilik yıllarında çektiği Masal ve Kurban isimli kısa filmleriyle Sedat Simavi ödülünü alır. Yusuf Kurçenli, Orhan Oğuz ve Filiz Kaynak gibi yönetmenlerin yardımcılığını üstlenen Irmak, uzun metrajlı filmlerde çalışmaya başlar. Televizyon dizilerine ise Şaşı Felek Çıkmazı isimli yapımla başlayan Irmak, yardımcı yönetmen olarak başladığı dizide daha sonra yönetmen olur. Günaydın İstanbul Kardeş isimli televizyon filminin yönetmenliğini üstlenir. Aynı yıl hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği Çelikli Palas filmini yapar. Dönemin popüler televizyon dizisi olan Çemberimde Gülöya dizisinin yönetmenliğini üstlenir. Asmalı Konağı'nda yönetmenliğini yapar. Uçuk fikirli yönetmenleri, çok şey denemiş insanları var. Biz sadece bugüne ait şeyler deniyoruz. Daha sonra sinema filmlerine yönelir. Babam ve Oğlum, Ulak, Dedemin İnsanları ve Issız Adam filmlerini yapar. Nadide Hayat, Benim Adım Feridun, Çocuklar Sana Emanet, Gülizar ve Bizi Hatırla gibi yapımlara da imza atan Irmak'ın filmlerinde 70'li ve 80'li yılların önemli bir yeri vardır. Bir yönetmenin en büyük mutluluğu bu. Yaptığınız şeyin sizin isminiz olmadan sizin tarafından yapıldığınızın farkına varılması.